Ne kadar oldu? 3 ay mı oldu? 4 ay mı oldu? Birinci seçimde. Hala da yine seçimle memleket içi olduğu gibi oturdu. Ben diyorum ki bunu artık keselim. Olan olmuş. Şeyi vermiş, kararı vermiş. İmamoğlu niye çekiniyor? 15 bin oyu var. 15 bin oyu var. 10 bini kaybetse 5 binde gene lider olur. Niye bu kadar üzerinde duruyorlar ben onu anlamıyorum. Ben sana bir kere oy veriyorsam beni çeviremezsin. Gene sana veririm. Neden çekiliyor? Bu hala uzatıyorlar bunu diyorum ben. CSK dün akşam da 250 sayfalık bir şaibelerle alakalı maddeler yayınladı. Ne var böyle ya? Bir roman bile o kadar olmaz. O kadar ne yazdılar yani? Özet olarak 10 parça bir şey vardır. Oradaki maddeler sizi tatmin etmedi yani. Kim daha ki şeyi okuyamadı ki. Daha okuyamadı. Yani o maddeler tatmin etmedi değil. Olan olmuş. Artık durmayalım bunun üzerinde ya. Ben bilmiyorum, memleket işi geride kalıyor. Yeter artık. Biri anlayan bitirsinler. Her günde bir masraf oluyor. Yani yer seçim bize büyük bir maliyet oluyor. Bu da iyi bir şey değil. Benim söylemem gerekirse bu memlekete en büyük kötülüğü il seçim kurulu yapmıştır. İl seçim kuruluna oylar sayılsın, tekrar sayılsın. Kim 5 rey fazlıysa ona verilsin dendiği zaman reyler sayılmalıydı. Sayılmadığı için bu millet bu masrafı nasıl çekecek? Avronun yükselişi, doların yükselişi, bu kadar masraf olacak daha seçime. Bir ay var daha seçime. Bir ay içinde olan masrafı kim ödeyecek? Peki biz ödemeyecek miyiz? Senin sırtından çıkmayacak mı benim sırtım? Peki niçin il seçim kurulu demedi ki sayımı yapalım işte 3 günde bitmezse 5 günde biter. Kim 5 rey fazlıysa, 10 rey fazlıysa, 50 bin rey fazlıysa, 1000 rey fazlıysa o geçseydi. Bize bu zulmü boşuna yapıyorlar yani. İl seçim kurulu ne yaptıysa il seçim kurulunun şeyidir. 3 aydır boşuna uğraşıyoruz. Efendim biliyorsunuz Esenler Belediye Başkanı geçen günlerde televizyon kanalında İmamoğlu'na Yunanlı benzetmesi yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? O Yunanistan'da çıkan bir gazeteyi aktardı buraya. Resmiyle beraber vermiş. Yunanlıların daha evvel orada Portos mıydı nedir bir imparatorluğu vardı Sürmene tarafında. Onlar sözde yani şöyle bir şey söylüyor. O tarafın halkı Yunanlardan dönme gibi bir şey oluyor bu böyle. Madem ki öyle söylüyor değil mi? Yunanlardan kalmaysa bir kök var demek istiyor. Bunu niye şey aldılar anlayamadım ben. Yunanlılar bunu kasten de yapmış olabilir. Yani zaten halk böyle Karadeniz halkı merttir. Katiyen yani sözünden dönmez. Ama şöyle bir şey var yani. Mesela onlar Yunanlılarla beraber yaşamış. Eski şeyler, Lazların çoğu eskiler Yunanca bilir çoğu. Hani eskiler, yaşlılar, 70-80 yaşında bir adam Yunan anlaşır ama bu suç değil ki. Neden bunu böyle sürüyorlar anlayamadım ben. Aslında iki lider de Karadenizli. Değil mi? Hatta üçü de. Soylu oralı, İmamoğlu oralı, Trabzonlu, Tayyip de Rizeli. Ne kadar aralarında 8 metre şey var ya. Bence ikisini de kötülemiş oluyor. Yalnız onu değil ki. Ben bilmiyorum yani neden böyle. Onu niye öne sürüyorlar, böyle çıkarıyorlar? Çok yanlış şeyler var ya.